Bu da şirin gözüküyor. Çok iyiyiz galiba. Evet, baştan başlayabiliriz. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sayın avukatımız Özgür Bey ve aynı yola boş koymuş değerli minibüs arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımızın amacı, 7 yıldır yaşayan kırk arası yolcu taşımacılığı izni için verdiğimiz mücadelenin artık mutlu sona ulaştığını bildirmek ve müjdesini vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki bugünlere kolay gelinilmedi. Yaşayan halkı için, ekmeğimiz için çektiğimiz bu kutlu yolda maddi ve manevi olarak çok yorulduk ve de yıprandık. Ama yılmadık, yıkılmadık. Yaşayanda eşi benzer görülmemiş bir mücadele örneği gösterdik. Huzurlarınızda bize desteğini esirgemeyen, bize inanan başta ailelerimize, dostlarımıza ve bizi savunan avukatımıza sonsuz teşekkürleri bir borç biliriz. Hani derler ya, anlatsak roman olur. Ama biz bırakın anlatmayı, unutmak istiyoruz. Geleceğe bakmak istiyoruz. Artık siyasilerle, bürokratlarla, kamu görevlileriyle artık bilek güreşini sonlandırmasını istiyoruz. Zaten kazandığımız bu davanın neticesi de bunun sonlandığını göstermektedir ki avukatımızla konuşmamın sonunda hukuki boyutunu sizlerle paylaşacaktır. Artık biz de varız ama bu varlığımız diğer minibüsçü arkadaşlara huzursuzluk değil, ekmeğini bölmek değil, bilakis taşımacılıkta sorun haline gelen yaşayana iş yükünü sırtlamak, iş hacmini artırmak, yenilik katmak ve içimize daha birçok yatırımlar içerisinde olmak için geliyoruz. Sözlerime son vermeden önce İltiraf Komisyonu Başkanımız, hukukçuluğuna da güvendiğimiz Sayın Valimizden ve diğer değerli komisyon üyelerinden de bu ekmek ve hizmet davamızda bizlerin yanında olacağına güvencimiz tamdır. Onları utandırmayacağımıza da söz veriyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunarken siz değerli basın mensuplarına ve avukatımız Sayın Özgür Aygül'e de tekrar teşekkür ederim. Sözlerimizi avukat veriyoruz. Hukuki boyutunu sizlerle paylaşacaktır. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, kooperatifimiz 2007 yılında Kırıkkale ve Yahşan arasında taşımacılık yapmak üzere kurulmuş. Ancak araçlarına belge alamadığından dolayı bu zamana kadar çalışmaları mümkün olmamıştır. Kooperatifimizin 2007 yılında başlatmış olduğu bir mücadelede hali hazır durum itibariyle büyük bir gelişme olmuştur. Zira Kırıkkale İdare Mahkemesi kooperatifimizi temsilen açmış olduğumuz davayı kabul etmiştir. Bu aşamadan sonra artık Kırıkkale İl Trafik Komisyonumuz toplanacak ve mahkeme kararını da dikkate alarak kooperatifimiz için uygunluk görüşü verecektir. Bu uygunluk görüşüne dayanarak almış olduğumuz D4 belgeleriyle çalışmaya, kooperatifimizle araçlara çalışmaya başlayacaktır. Bu aşamada özellikle bu tip bir taşımacılığa, bu tip bir kooperatif araçlarına neden gerek görüldüğünü de belirtmek isteriz. Halihazırda Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde tıp fakültesinin açılması, yine sağlık kuruluşlarının tamamen kampüs içerisine taşınması, aynı şekilde Yahşan'da büyük bir yapılaşma, apart daireler, işte toplu konutlar yapılması nedeniyle hali hazır durum itibariyle Yahşan'da büyük bir nüfus patlaması sağlanmıştır. Yahşan'a 2008 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen süreç zarfında hiçbir araç ilavesi yapılmamıştır. Hali hazır durumda Kırıkkale-Yahşan arasında yaklaşık 22 tane araç çalışmakta olup bu araçların da ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Nitekim trafik polislerince devamlı olarak ayakta yolcu taşımaktan dolayı bu araçlara cezalar kesilmektedir. Yahşan Belediye Başkanlığı da bu konudaki sıkıntıları gidermek maksadıyla 8 tane araç almış, ancak bu araçların da belge sorunu olması nedeniyle bu araçları da çalıştıramadığından bu sıkıntılar hali hazır durum itibariyle giderilememiştir.
Yapmış olduğumuz inceleme ve araştırmaların neticesinde büyük bir ihtiyacını saptadığımızdan dolayı biz kooperatif adına bu davayı açmış bulunuyoruz ve Sayın İdare Mahkemesi bizim davamızı kabul ederek haklılığımızı da teyit etmiştir. Biz bu aşamada Sayın Valimizin, özellikle hukukçu kişiliğine güvendiğimiz Sayın Valimizin, ayrıca Emniyet Müdür Yardımcımız Bünyamin Tezol'un bu taşımacılık konusunda hassas olduğunu biliyoruz kendisinin. Ve İl Trafik Komisyonu'nun değerli üyelerinin kooperatifimizin araçlarının çalışması konusunda gerekli yardımları sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim kooperatif başkanımızın da dediği gibi herhangi bir kişiyle, kurumla, herhangi bir şekilde hiçbir sorunumuz yoktur. Biz sadece halkımızın daha çağdaş, daha güvenlikli, daha insancıl, daha insana yakışır bir şekilde ulaşım sorununu halletmek üzere bu girişimlerimizi yaptık. Katılımınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bütün Kırıkkale'ye hayırlı olur. Evet Sayın Başkanım, şimdi bu dava ne zaman sonuçlanacak? Kamuoyunu ne zaman rahatlayacaksınız? Hedefiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Onlar gibi biraz daha detaylı bir yer. Tabii ki. Evet. Hedeflerimiz... Hedeflerimiz 2007 yılında başladı. Büyük projelerle geldik. Evet. Zaten medyada da Japon modeli taşımacılık olarak gündeme geldik. Bundan daha önceki projelerimizi anlattığımızda vali yardımcılarımızla, bu konuda ilgilenen vali yardımcılarımızla da görüştük. Kendilerine projeyi de sunduk. Şu sözünü hiç unutmuyorum. Böyle bir taşımacılık modeli Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı söylendi. Ama gel gelelim ki eli taşın altına koymaya geldim. Yeterli desteği göremedik. Ama inşallah bundan sonra, bu mahkeme kararından sonra devlet büyüklerimiz anlayış içerisinde olacağını ümit ediyorum. Onlara güveniyoruz. İnşallah bundan önce yapmak istediklerimizi belgelerimizi aldıktan sonra yerine getireceğiz. İnşallah tüm arkadaşlarla beraber hem ekmek yiyeceğiz hem ekmek yedireceğiz. Bizim hedefimiz şu, Türkiye'de olmayan bir model bile biz getirmeyi düşünüyoruz. Örnek bir model olacağız. Bunda da kendimize güveniyoruz. İnşallah yapacağız. Bunu sözünde veriyoruz, utandırmayacağız da. Sorun da kalkacak diye diğer yaşayan, sadece biz minibüsçü olarak kalmayı düşünmüyoruz. Ayakta fazla yolcu olarak para kazanmayı düşünmüyoruz. Kazandığımız parayla yaşayana yatırımlar yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Tabii taşımacılıkta değişik yöntemlerimiz var, değişik sistemlerimiz, projeler olacak. Ama özellikle biz kazandığımız paralarla yatırım yapacağız. Daha farklı işlere atacağız. Mesela bir örnek veriyorum. Yaşayan sınırları içerisinde Kılıçlar'dan başlayan Başlı'nın girişine kadar yaklaşık 30 tane benzin istasyonu var. Bunun bir tanesi bile yaşayanlı değil. Yaşayanların bir tane bile benzin yok. Yer kendimizin ama bir tane benzinimiz yok. Eğer inşallah nasip olursa biz geldiğimizde, bu bir örnektir. Beraber arkadaşlarla birleşip kendimize ait bir benzin istasyonumuz olacak. Biz ta o zamanlar düşünmüştük. Büyük bir firmayla anlaşıp minibüsçüler sitesi kurmaktı. 50 bin liraya, 70 bin liraya mal olan bir apartı, bir daireyi 150 bin liraya almak değil, kendimiz yaptırıp ucuz bir şekilde ev sahibi olmak, hem de başkanın ev sahibi yapmak amacımız, minibüsçülere. Bugün bir üniversite ilçesi olduğumuz için yurtlar, kooperatifimize ait, minibüsçülere ait yatırımı yurtlara dönüştürmek istemiştik. Bu tip projelerimiz var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Davamız, bu ikinci davamız, bazılarımızın şahsın adına üçüncü davası. 7 yıllık süreç içerisinde bu en son davamız ki 8. ayda, yanılmıyorsam 8. ayda başvurduk idare mahkemesine. Bu ay içerisinde sonuçlandı, neticelendi. İnşallah bir ay içerisinde de devlet büyüklerimiz karar verecektir. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir ilavem daha olacak. Şimdi kooperatif başkanımıza ilaveten özellikle 7 yıllık bir mücadele sürecinde
gerek kooperatifimizin başkanı, gerekse işte kooperatifimizin üyeleri geçen süreç zarfında hiçbir şekilde devletin işte valiliğidir, kaymakamlığıdır, belediyesidir, belediye başkanlığıdır hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemiş, hiçbir taşkınlık yapmamışlar. Sadece mücadelelerini hukuki platformda yürütmüşlerdir. Zaten herhangi bir şekilde basına yansımış bir taşkınlık, bir kavga, bir işte yakışmayacak bir davranış sergilememişlerdir. Bunu da biz sayın yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Şu kooperatifimizde kaç kişi üyeyiz? Bu mahkemeye kazanan kaç at sahibi var? Ne diyebiliriz var? Şu an bizim kooperatifimizde 8 üyemiz var. 8 üyemiz. Diğer kooperatif üyesi olmayan kişilerle beraber açanların sayısı yaklaşık 15 mi hocam? Evet. 15 diyebilirim. Çünkü başka avukata verip açıp kazananlar var mı onu bilmiyorum ama bizim bildiğimiz 15. 15 kişi. Şu an davası süren 15 kişi. Evet, kazanan yani 15 kişi. 15 kişi. Evet. Onun haricinde başka avukata verip de kazanan var mı onu da bildiğimiz yok. İltiraf komisyonuna çok müracaat olduğu sürece. Evet. İltiraf komisyonuna, ilçe trafik komisyonuna çok büyük müracaatlar olduğunu duydum. 50 diyen var, 100 diyen var, 200 diyen var. Onu bilmiyoruz. Ama yaşan çok oldu. Yaşayan için. Kampüs attığı için de vardı ama özellikle şu an yaşayan için. Bu neden böyle oldu? Maalesef kooperatif özellikle şunlar dedi. Kooperatif araçta girmemesi için bugüne kadar bekletildi. Sırf bugünlere gelmesinin sebebi de bu. Bu çok müracaatların olması. Peki şunu anladım. Uzlaşma olmadı mı Sayın Başkan'la? Hiç belediye geldi de görüşmedin mi onları? Oldu. Görüşmemiz yani, oldu. Neye bağlıyız? Yani hiçbir uzlaşma oluşmamış mı? Oldu. Olduktan iki ay sonra da kendisi 8 tane araç getirdi. Şu an onlar çalışıyor. Görüştük. Evet. İhtiyacımız yok dedi. Tamam. Zamana bırakalım dedi. Ama maalesef biz konuşmamızdan 3-4 ay sonra 8 tane araç getirdik. Şu an onlar çalışıyor. Yorumlar mı ekleyeceğiz başkanım? Ben söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ederim tekrar. Tamam var. Bozmayın. Tamam.